Merhaba arkadaşlar. Delete komutunu yani tablodaki satırın silinme komutunu göreceğiz. Bunun için önce tablomuzu bir listeleyelim son şekliyle arkadaşlar. Select yıldız from personel tablomuzu bir listeleyelim aşağıda. Son olarak bu şekilde biz mesela burada Tarık'ı silmek istiyoruz. 9 numaralı Tarık'ı silmek istiyoruz. Nasıl yapacağız ona bakalım arkadaşlar. Delete diyoruz arkadaşlar. Delete from tablomuzun ismi ne? Personel. Bunu yaparsam arkadaşlar tablodaki tüm kayıtlar silinir. Ancak benim bir şartım olacak değil mi? Ver diyeceğim. Numarası 9 olan kişiyi sil. Seçiyorum. Çalıştırıyorum. Daha sonra burayı seçip 9 numaralı Tarık'ın silinmiş olduğunu görüyoruz. Tabi alt, en alttaki Tarık'ı silebileceğimiz gibi aradan bir kişiyi de silebiliriz. Mesela burada 7 numaralı Murat'ı da silelim isterseniz. Hemen şuradaki numarayı 7 yaptığım zaman 7 numaralı personelin silinmiş olduğunu göreceğiz. Çalıştırıyorum. Tekrar bunu çalıştırıyorum. 7 numaralı kaydın olmadığını görüyoruz. Tabi burada numara yerine başka bir şart da koyabilir miyiz? Mesela burada şöyle bir şey yapalım. Maaşı 2500 olan iki tane, 8800 olan var. Maaş 6900 olan Hakan varmış. 6900 olan kişiyi silelim. Maaş eşittir. 6900 olan kişiyi sil. Çalıştıralım. Burada 6900 olan Hakan Demir'miş. Bir çalıştırıyoruz. Daha sonra bunu tekrar seçip çalıştırıyoruz. Burada maaşı silmiyor arkadaşlar. Çünkü burada birinci anahtar olması gerekiyor. Bir daha çalıştıralım. Delete from personnel ver. Maaş eşittir. 6900. Çalıştırıyoruz. 6900. Burada arkadaşlar burada silme şartı ver dediğimiz şart birinci anahtar olması gerekiyor. Diğer durumda MySQL buna izin vermiyor. Bunu ne yapacağız o zaman? 6900 olarak değil de numarası 8 olan kişiyi sil diyeceğiz. O yüzden numara eşittir 8 olan kişiyi sil. Yani burada birinci anahtar etkin bir rol oynuyor arkadaşlar. 8 numaralı kayıt şu an silinmiş durumda. Delete komutu bu şekilde. Tabi burada şart koymazsak arkadaşlar çalıştırırsak buradaki tablodaki tüm kayıtlar silinmiş olacak. Bunu da isterseniz siz deneyin. Bir sonraki video buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.